ben içeride öyle dedim ama sinirlendim. Yani eğer sen düğün istersen... İstemem. Benim öyle illa düğün olsun diye bir beklentim yok ki. İstersen söyle, tamam mı? Çekinme yani. Bu senin hakkın, sen de yani ben... Yapma Asad. Ne olursun. İstemediğin hiçbir şey için kendini mecbur hissetme. Benim için en güzel düğün babaannemin bu intikamdan vazgeçmesi olurdu ama olmadı. Hem bizimkisi öyle düğün de kutlanacak mutlu bir masal değil ki. Atası sülalemize, danası oğluma dert. Nereden girdik biz bu işe? Üşüdüm. Hadi içeri geçelim. Yok. Sen git. Ben böyleyim. Soğuk bana iyi geldi. Peki. Sen dur. Elif, ben seninle bir konuşmak istedim kızım. Tabii, buyurun. Kızım, sen bu eve ilk geldiğinde ben sana ne dedim? Her şeyi açık açık konuşacağız dedim. Bak, gel öyle yapıyorum. Demin içeride düğün istemiyorum dediğini duydum. Yok. Ben de istemiyorum. Sen şimdi akşamdan sabaha ne değişti diyeceksin. Bak kızım. Biz senin Azat'la evlenmene bu iki aile arasındaki düşmanlık bitecek diye müsaade ettik. Ama babaanneni görüyorsun, duyuyorsun. Madem bu evlilik bir işe yaramayacak, o zaman devam etmesine de lüzum yok. Zaten Azat sana elini bile sürmedi. Nasıl yani? Anlamadım. Bak şöyle kızım. Olmadı. Siz iyi bir şeyler yapmaya çalıştınız, denediniz. Ama olmadı, olmayacak. En iyisi sizin Azat'la bir an önce boşanmanız. Yoksa... Anne! Sen ne dedin, farkında mısın? Ne öyle işimize yaradı, al işimize yaramadı, koy kapının önüne. Bu mu senin anladığın, bu mu insanlığın? Azat sorun değil, biz sadece... Elif sen karışma. Sen nasıl böyle bir şey söylesin anne? Oğlum sen beni yanlış anladın. Bak hal böyleyken bu Azize ikinize de rahat huzur vermez. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Hadi Elif gidiyoruz. Azat yani sorun değil. Biz gerçekten sadece konuşuyorduk. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Ne yapacaksın ana? Elif'i yollayana kadar peşimizden mi geleceksin? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.